Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Lifestyle programından herkese merhabalar. Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü kıymetli konuğum Alara Dinçer'le birlikteyiz. Kendisiyle birlikte ilaçlar üzerine yapmış olduğu çalışmalar ve gıda takviye ürünleri hakkında konuşacağız. Alara Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Evet. Dilerseniz konumuza geçmeden önce biraz sizi tanıyalım. Merhaba, ben 1994 doğumluyum. Yani beni genç girişimci olarak adlandırabiliriz belki. Yaklaşık 10 sene kadar yurt dışında yaşadım. Burada ilkokul, ortaokul ve lise eğitimimin bir kısmını tamamladım. Ve sonrasında kendi isteğimle Türkiye'ye döndüm. Ailemizde aslında çok fazla sağlıkla ilgilenen aile bireylerim bulunmakta. Bu sebeple de kendimi hep bu sektöre göre ilgimi yönelttim ve geliştirdim diyebilirim. Annemin işi gereği yurt dışında okuduk. Annem farmakoloji profesörüdür. Aslında direkt ilaçlarla ilgili yeni gelişmeleri takip eden kişi odur. Babam da kendisi bu firmanın kurucusudur, Aytaç Dinçer. Dolayısıyla biz ikinci nesil olarak bütün bu emekleri hani sürdürmek istiyoruz. Ailemizde çok fazla doktor olması sebebiyle de hani küçükken ve büyüme çağında hep sağlık konusu ön planda olmuştu. Dolayısıyla ister istemez de o konuda bir ilgi gelişti bizde de ve hep bu yönde ilerledik. Abim kendisi de bir firma kurdu. O da ilaç pazarlama üzerine bir firması var şu anda. Yani şu anda ilaç üretimi, ilaç pazarlaması ve gıda takviyeleri üretiminde kendi aramızda böyle bir ortak firmalar geliştirdik ve kendimizi ilaçta daha da geliştirmek istiyoruz. Evet, biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Neler yapıyorsunuz burada? Tabii ki. Şu anda iki markamız var. Bir markamız piyasada. Cola Queen ürünleri olarak çıktık. Burada iki markamızı ayırmamızın sebebi aslında Cola Queen ürünleri kolajen içeren takviye edici gıdalar. Nutra Queen diğer markamız. Takviye edici diğer ürünlerin bulunduğu markamız. Evet. Burada piyasada şu an iki ürünümüz bulunmakta. Ama yaklaşık 14 ürünümüz Ar-Ge çalışmaları tamamlandı, onaylandı. Daha da fazla Ar-Ge'de aslında ürünümüz var. Hani Nutra Queen ve Cola Queen olarak ürünlerimiz yavaş yavaş artık piyasada olmaya başlayacak. Evet, peki bu ürünlerden biraz bahsedebilir misiniz? Sağlık sektöründesiniz sonuç olarak. Tabii ki. Aslında öncelikle ilaç tarafımızdan bahsetmek daha doğru olur sanırım. Biz 1973'te Dinçtaş olarak kurulmuştu bu firmamız. Ve sonrasında 2000'li yıllarda ilk fabrikamız onay almasıyla Dinçsa olarak üretime başladık. Babam Aytaç Dinçer kurucusudur firmanın. Yani biz ikinci nesil oluyoruz bu durumda. Tabii ki bu zamana kadar hani çok büyük bir emek var. Burada da çok fazla tecrübe var. Kadromuz çok kuvvetli bu konuda. Bütün üretim süreçlerimizde biz kendimiz Ar-Ge'mizi yürütüyoruz. İlaçlarımızı geliştiriyoruz ve üretimini de bu şekilde kendimiz yapıyoruz. Dolayısıyla hani oradan gelen tecrübelerle de takviye edici gıdalarda bir tık daha belki önde olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz buradaki prosedürlerimizi tamamen ilaçtaki gibi sürdürüyoruz. Bunun da sebebi aslında hem ilaçtaki kalitemizi korumak hem de bu kaliteyi takviye edici gıdalara taşımak
için yapıyoruz. Evet, gayet güzel, başarılı bir şekilde çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Peki kolajen nedir? Biraz bahsedebilir misiniz? Kolajen spesifik amino asitlerden oluşan protein grubudur. Aslında vücudumuz doğal olarak kolajeni üretir ve 30 yaşımıza kadar normal seviyelerde üretimini yapar vücut. Fakat 30 yaşından sonra hem hücre parçalanması artar, aynı zamanda da kolajen üretimi azalır. Ve bunun sonucunda da bazı etkilerini görmeye başlarız. Bu kırışıklık olabilir, eklemlerdeki sıvıda azalma olabilir veya eskisi kadar kaslarımızın gelişemediğini hissedebiliriz. Bunların hepsi aslında kolajenin eksikliğinden kaynaklanıyor. Tabii kolakuin olarak bizim önem verdiğimiz şeylerden biri ürünün amaca yönelik olması. Bu sebeple çok fazla çeşitte ürün çalışmalarımız devam etmekte. Yani kişinin ihtiyacı bu konuda neyse kolakuin olarak biz bunu karşılamak istiyoruz. Bunu da en uygun şekilde yapmak istiyoruz. Tabii ki burada üretimin kaliteli olmasının da etkisi var. Ham maddelerin kalitesi de aynı zamanda çok önemli. Kolajende bir önemli nokta aslında dalton ağırlığının 2000 veya 2000'e yakın olmasıdır. Bu da şu anlama geliyor. Moleküler ağırlığı ne kadar küçükse aslında vücudumuz onu daha iyi şekilde kullanabiliyor. Yani biyo yararlanımı daha iyi oluyor. Bu sayede de etkisini daha fazla görebiliyoruz. Bununla birlikte üretimde yaptığımız analizler ve üretim sürecinin takibi tabii ki ürünün ve her ürünün kalitesini gösteriyor. Dolayısıyla üretimin de aslında bu konuda ciddi etkileri vardır. Yani siz o ürünü içtiğiniz zaman, bir tableti içtiğiniz zaman vücudunuzda ne kadar sürede çözülüyor veya işte ne zaman etkileyecek veya nasıl kullanmanız gerektiği veya hangi şekilde en etkili olacağını aslında bizim belirlememiz gerekiyor ki tüketiciler bir beklenti içerisinde olduğu zaman bunun karşılandığını hissetmeli. Evet. Aynı zamanda üretim kısmıyla da ilgileniyorsunuz. Evet. Biraz üretim sürecinden bahsedebilir misiniz? Aslında üretim sürecine gelmeden önce fabrikadan bahsetmek gerektiğine inanıyorum. Şu anda üretim yaptığımız fabrikamız Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bir fabrika. Yani burada şunu söylemek istiyoruz, dijital bir fabrika. Yani biz üretim yaparken bazı süreçlerimizin tamamı fabrikamızda zaten kayıt altında bulunuyor ve sensörler tarafından kontrol ediliyor. Burada oda basınçlarımız, havalandırma sistemimiz, su sistemimiz bunların hepsi çok fazla sensörle takip edilmektedir. Bunların da bize çok büyük önemi vardır. Çünkü bir üretim yaparken veya birkaç üretim yaparken havalandırmaların ayrı olması, suyun o kalitede olması, oda neminin ve sıcaklığının veya basıncının kontrollü olması gerekiyor. Burada da tüm bunları aslında ürünü üretmeden belirleyip hani fabrikanızı bu şekilde yapmanız gerekiyor. Aslında fabrikayı bir makine olarak adlandırabiliriz. Fabrikamızda yani son fabrikamız yaklaşık 8 senede tamamlandı. Bunun 2 senesi sadece projelendirme ile geçti. Ve içerisindeki tüm makineler buna göre tasarlandı. Her şey bize özel yapıldı. Dolayısıyla hani fabrikanın bu kalitede olması ürünlerimize de tabii ki yansıyor. Ve bundan sonraki süreçte de üretim aşamamız ön plana geçiyor. Burada da dikkat etmemiz gereken şey aslında kalitenin sürdürülebilmesi her aşamada. Yani bu daha ürün bize gelmeden başlıyor aslında. Biz ürün tedariği etmeden önce tüm analizlere yurt dışında yapılıyor ve biz bu analizlere göre ürünün sevkiyatını başlatıyoruz. Sonrasında fabrikamıza ulaştığı zaman tekrar burada karantina süreci oluyor ve bu süreçte de ürün analizleri yapılıyor. Uygun bulundukça ürünlerimizi depomuza alıyoruz.
ve sonrasında üretim sürecine geçebilecek hale geliyoruz. Üretim süreçlerimizde de yine bir ürün reçetemiz oluyor ve prosedürümüz oluyor. Buna uygun şekilde kayıtlar tutarak her şeyi GMP koşullarına göre yapıyoruz. Ve bu sayede de ürünlerin her aşamada ve her üretim sürecinde beklediğimiz kalitede olmasını doğrulamış oluyoruz. Ürünlerimiz üretim aşamasında analize giriyor. Bazen mikrobiyoloji testlerimiz sürdürülüyor. Dolayısıyla ürün bizden çıkana kadar tüm prosesleri çok detaylı bir şekilde takip ediliyor. Peki Alara Hanım, firma olarak ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Şöyle, bugüne kadar bizim kapasitemiz Türkiye'ye anca yetiyordu. Eski fabrikamız 3000 metrekare büyüklüğündeydi. Orada da yine çok iyi firmalarla çalışıyorduk. Şu anda açmış olduğumuz yeni fabrikamızda 12.000 metrekare büyüklüğünde ve kapasitemizi tamamen yurt dışı üretimine göre yaptık. Yakın tarihte de yurt dışında ürünlerimizi bulundurmak istiyoruz. Evet. Öncelikle bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Aslında ben burada bir genç girişimci olarak gençlere seslenmek isterim. Yurt dışında okudum bir süre ve ülkemizde maalesef şöyle bir algı var. Yani Türkiye işte belki yeteri kadar dünyadaki ülkeler kadar iyi değil veya işte yurt dışında çok daha fazla imkan olduğunu düşünüyoruz ama gerçekten orada yaşadığım süreçte buraya kendim dönmek istedim. Çünkü ülkemiz anlayamadığımız kadar güzel bir yer ve ben değerini bilemediğimizi düşünüyorum. Burada da görev aslında bize düşüyor. Kesin. Yani herkes elindeki fırsatlarla ne yapabiliyorsa aslında burada tüm fırsatlar değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bazen en büyük, en güçlü ülkelerde olmak bize daha az fırsat sunabilir. Yani buradaki açıkları görüp hayallerinin peşinden koşmaları gerektiğini düşünüyorum. İnsanların kendine sevdikleri bir amaç belirlemelerini düşünüyorum. Yani burada hani para kazanmak veya hani birilerini etkilemek için değil ama gerçekten sevdikleri işi yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öbür türlü başarılı olmak çok zor. Yani gece gündüz, hafta sonu diye bir şey kalmıyor bir noktadan sonra. Dolayısıyla sevmezseniz hani bu kadar süreyi yürütmek biraz zor olabilir diye düşünüyorum. Ama eminim insan her şeyi sevdiği zaman başarılı olabilir. Zaten firmamızın adı da bu yüzden Passion Drive. Yani burada vermek istediğimiz mesaj aslında tutkularınızın sizi sürüklediği yönde ilerlemeniz. Yani siz bir şeyi çok sevdiğiniz zaman zaten istemsizce başarıya ulaşacaksınız. Evet, çok doğru söylediniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle Genel Müdür Alara Dinçer'le gerçekleştirmiş olduğumuz bu hoş sohbetin sonuna geldik. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.